Evet arkadaşlar, hepinize iyi günler diliyorum. Ben Yücel Güngör. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yeni bir videoyla, yeni bir içerikle sizlerle tekrardan beraberiz arkadaşlar. Kırıkkale Deut bayisinde arkada görmüş olduğunuz bu canavar arkadaşlar piyasayı alt üst edecek, ortalığı karıştıracak, traktör piyasasını kızıştıracak Deut'un yeni canavarı arkadaşlar. Deut 6135 Warrior, siyah seri, siyah üretilen seri. Bu traktör hakkında size bilgi vermeye çalışacağım arkadaşlar. Piyasadaki traktörlerden %25 daha az yakıt tüketimi olduğu söyleniyor ve iddia ediliyor, denenmiş olduğu söyleniyor. Hep beraber bu canavarı size tanıtmaya çalışacağım elimden geldiği kadar arkadaşlar. Video geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Buyurun hep beraber bu devi tanımaya başlayalım dostlar. Evet arkadaşlar, videomuza buradan başlayabiliriz. Şöyle yakışıklı şu farımızda bir göstereyim. Deut 6135C Warrior, siyah üretim, özel seri Deut'un bu yeni canavar arkadaşlar. Bunu size tanıtmaya elimden geldiği kadar başlayalım arkadaşlar. Traktörümüz arkadaşlar 143 beygir gücünde, turbo intercooler var arkadaşlar. Söylemiş olduğum gibi ve Euro 5 motor. Traktörümüz Euro 5 motor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, traktörümüzün tam otomatik yol modu var arkadaşlar, tarla modu var ve geceleri, bunun yeni vadeden özetlemi daha, geceleri de ultra HD aydınlık bir görüntü vermesi arkadaşlar. Traktörümüzün yakıt kapasitesinden başlayalım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yakıt deposu burada 160 litre. Traktörün yakıt deposu var arkadaşlar. Burada da AdBlue tankı var, görüyorsunuz. AdBlue tankının kapasitesi de 12 litre. Yine hemen bu yakıt takımını buraya, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, takım çantası koymuşlar. Tasarımı, yeri falan da çok güzel olmuş. Takım çantasının yerinin. Arkadaşlar Euro 5 motor olduğunu söylemiştim. Öndeki traktörümüzün ön tarafındaki ağırlıklardan başlayalım. Ağırlıklardan arkadaşlar 22 kilodan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane ağırlığımız var. Şu gövdede 70 kiloda buranın ağırlığı var arkadaşlar. Artık siz bunun toplam ağırlığını hesaplarsınız. Şöyle şu öndeki alttaki iki tane farı göstereyim. Çok yakışıklı arkadaşlar. Yine burada Deut'un gördüğünüz gibi amblemi var. Şu ön taraftaki burada mat bir renk var. Görüyorsunuz burada yine Deut'un tasarımı. Gerçekten çok şık arkadaşlar. Şu egzozunu göstereyim. Biliyorsunuz Deut'un egzozlarını ben çok seviyorum. Deut traktörleri de genel olarak zaten çok sevdiğim bir traktördür. Böyle dev gibi şöyle yakışıklı bir egzozumuz var arkadaşlar. Yine görüyorsunuz ön tarafta diğer modellerden farklı olarak üçer tane ön tarafta aydınlatma, üç tane de bu tarafta. Yine burada arkadaşlar görüyorsunuz. Yani bu ne demek oluyor? Geceleri çok aydınlık bir görüntü size sağlayabiliyor arkadaşlar Deut bu modelde. Işıktan, aydınlıktan hiç kaçınmamışlar yani bu modelde. Arkadaşlar şimdi lastiklerin ebatlarını söyleyelim. Ön taraftan ön lastiklere söyleyelim. 380-70-28 arkadaşlar. Ön lastikler 400-480-70-38 de arka lastiklerimizin ebatlar arkadaşlar. Evet yine arka lastiklerde 30'er kilodan 5 tane ağırlık bulunmakta arkadaşlar. 5 tane 30'er kilodan. Sol tarafta yine 5 tane 30'er kilodan da sağ tarafta ağırlık, arka tekerlekte ağırlıklar bulunmakta arkadaşlar traktörümüzün. Evet ön tekerlekte de arkadaşlar şöyle göstermeye çalışayım. Ön tekerlekte TLS sistem süspansiyon var. TLS süspansiyon var. Ön tekerleklerde traktörümüzün arkadaşlar. Genel olarak şimdi bu tarafı gösterdim. Şimdi de hep beraber traktörümüzün arkadaşlar arka tarafında bir inceleyelim. Evet arkadaşlar traktörümüzün yine arka tarafında şöyle geniş açıdan bir göstereyim. Sonra yakından da tekrar anlatmaya çalışayım. Arka tarafta da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada bak şöyle görüyorsunuz süspansiyonlar. Burada da süspansiyon arkadaşlar. Yine orta ara kolumuz arkadaşlar. Opsiyonel değil bu. Traktörün üzerinde geliyor. Yine şurada görmüş olduğunuz gibi 6 tane çıkış valfimiz var traktörümüzde. Yan kollar görmüş olduğunuz gibi güçlendirilmiş. Daha sağlam, daha güçlü olmuş yan kollar arkadaşlar. Çekilerimiz de büyük
güçlendirilmiş. Söylemiştim, çekilerimizde de pehlivan ve normal çekimiz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada var. Şu traktörümüzü yine arka tarafında göstermeye çalışayım. Ön tarafta da göstermiştim. Üçer tane aydınlatma lambası var arkadaşlar. Bu siyah full paketlerde bu aydınlatmalar üçer tane yapmışlar arkadaşlar. Yine burada da görüyorsunuz sol çamurluk üstünde düğmelerimize indirme kaldırımı ve hidrolik de buradan arkadaşlar ayarlayabiliyoruz. Arka kaldırma kapasitesi de traktörümüzün 7 ton. Arka kaldırma kapasitesi 7 ton. Şuradan şöyle bir göstereyim bu tarafı. Sonra da arka tarafımızda bitireceğiz inşallah. Bir de bu tarafı göstereyim. Traktörümüzün arkadaşlar kabaca arka kısmı da böyle görmüş olduğunuz gibi. Yine arka tarafta da silecek mevcut. Yukarıda görüyorsunuz. Şurası da plakalık yeri. Arka taraf böyle arkadaşlar. Şimdi hep beraber burayı da anlattıktan sonra traktörümüzün iç kısmına geçelim arkadaşlar. Kabin kısmına. Görmüş olduğunuz gibi burada yine 3 tane basamağımız var. Traktörümüze giren. Buradan da kabinimize geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi traktörümüzün iç kısmındayız. İç kısmının özelliklerini anlatmadan önce ben şöyle kontağı bir çevirdim. Paneli, ön paneli size göstermek istiyorum. Gerçekten panel, ön panel şahane. Renkler, canlılık gerçekten çok güzel. Kabinin genel olarak içi de çok ferah. Ben zaten Deuster'ın kabinini beğeniyorum arkadaşlar. Tasarım olarak da, ferahlık olarak da adamlar yapıyor yani. Evet arkadaşlar, şimdi traktörümüzün kabin içini incelemesine başlayalım. Burada shuttle'ımızdan başlayalım arkadaşlar. 5 kademeli shuttle'ımız. Yumuşaklık ve sertlik ayarı arkadaşlar. Yine silgeç ayarları burada, bu kolda arkadaşlar. Burada da direksiyon üstteki yuvalak şeyi çevirdiğimiz arkadaşlar, böyle görmüş oluyorsunuz direksiyon. Aşağı ve yukarı kaldırabiliyorsunuz. Bu öne ve yine size doğru da kendi kullanışınıza göre bunu ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Yine kontağın sağ tarafında arkadaşlar far tuşlarımız burada. Bunları göstereyim. Herkesin merak ettiği arkadaşlar, vitesi de göstereyim. Herkesin merak ettiği RV Shift şanzuman arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Burada yeşil, şöyle küçük, kibar. Yine Deutz'un el gazı arkadaşlar. Yine şurada çocuk kilidi. Çocuk kilidi mevcut. Yine kuyruk mili çalıştırma, kuyruk mili çalıştırma arkadaşlar. Şurada hafızalı gaz ayarları, indirip kaldırma, şanzuman ayarlar arkadaşlar. Hepsini burada bulabilirsiniz. Yine sağ tarafta burada AdBlue düğmemiz de var arkadaşlar. Yeşil hassas hidrolik indirip kaldırma arkadaşlar. 4 çeker, diferansiyel kilidi. Hepsi burada arkadaşlar. Şöyle arka valflerin kolları da burada arkadaşlar. Şöyle şurada bir USB girişimiz var. Şunu da şöyle göstereyim. Yine buraya bardaklık var. Hassas indirip kaldırma, 4 çeker, diferansiyel kilidi. Bu tuşlarımız da hepsi burada, şöyle hızlı bir şekilde göstereyim arkadaş kabaca. Yine kabinimizin sol üst tarafında Bluetooth teybimiz var arkadaşlar. Tepe lambaları, farlar, açma kapama düğmeleri. Şurada böyle klima çıkışları arkadaşlar. Yine traktörümüzün burada görüyorsunuz sunroof'u da mevcut arkadaşlar. Şöyle sunroof'u da açık zaten. Böyle güneşliği de indirip kaldırabiliyorsunuz. Sunroof'umuz da var traktörümüzün. Yine arkadaşlar burada klimalarımız görüyorsunuz. Sağ tarafta klima mevcut. Yine klimanın yanında arkadaşlar silgeç ve arka cam ısıtma. Bu traktörümüzde de arkadaşlar şöyle göstereyim, görmüş olduğunuz gibi camda da görebilirsiniz. Arka camda ısıtma mevcut arkadaşlar. Yine silecek de mevcut. Şöyle göstereyim arka cam ısıtmayı. Evet arkadaşlar, burada da görmüş olduğunuz gibi yine hostes koltuğumuz, sabit klasik hostes koltuğumuzdan. Yine burada şu ara tarafta, yine bu sol arada şu görmüş olduğunuz imdat kolu var arkadaşlar. Yine burada da 750, 540 ve 1000 devir olmak üzere 3 tane devir mevcut arkadaşlar. Yine burada bir kutu var burada. Muhtemelen bunun kapağı da var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada çakmaklık var arkadaşlar. Buraya koymuşlar. Şurada da 12 voltluk yine bir traktörde çıkış var. Görmüş olduğunuz gibi. Kabinimizin genel olarak içi böyle arkadaşlar. Bir de bu taraftan göstermek istiyorum. Tasarımı, içi gayet hoş. Şöyle debriyaj gayet rahat, kolay. Yine frenler de öyle arkadaşlar. Ayak gazının yeri de tasarımı da
Gayet güzel olmuş. Yeri de gayet uygun ayak gazının arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir de kabin içinde traktörümüzü bir çalıştıralım. Sonra bir de dışarıdan bir sesini dinleyelim. Paneli zaten göstermiştim size. Bir de traktörümüzü çalıştırıp, evet traktörümüzü çalıştırdık arkadaşlar. Evet, şimdi traktörün dışında da şöyle bir ciğer sesini size dinletelim arkadaşlar, bu canavarın. Gerçekten adamlar yapmış. Traktörü çok beğendim. Evet arkadaşlar, bugün sizin için Deutz 61-35C Warrior'ını elinden geldiği kadar size tanıtmaya çalıştım dostlar. Bilmiş olduğunuz gibi Warrior İngilizce'de savaşçıdan gelmektedir. Bugün neredeydik? Ziya Çiçek Otomotiv Kırıkkale Deutz bayisinde arkadaşlar. Bu canavara var. Buradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İnternetten telefonu bulabilirsiniz. Yine telefonu bulamazsanız yorumlarda bana sorarsanız ben size iletişim bilgisini ulaştırabilirim arkadaşlar. Şimdiden hepinize videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hepinize sevgiler, saygılar arkadaşlar. Allah'a emanet olun.